MediaMarkt sunar. Murat abi, bir önceki bölümde Chicago Bulls'un 95-96 sezonunu en iyi sezonu olarak seçtik. Kolay bir seçim oldu ikimiz açısından da. Ben San Antonio Spurs'u incelerken Chicago'nun rakibi olan çok zorlandım. Çünkü çok fazla şampiyon, yani 5 şampiyonluk yaşamış ve şampiyonlukların hiçbiri arka arkaya olmadığı için dengelerin çok değiştiği takımlar var. 99, 2003, 2005, 2007 ve 2014'te 5 şampiyonluk yaşıyor. Bunların arasında sizce en iyi Spurs takımı hangisi? Şimdi sen demin Bulls için Jordan'ın hangi takımını seçmek diye girdin. Güzel bir giriş yaptın. Burada da Duncan'ın hangi takımını seçmek? Vallahi ben çok zorlandım. Yani şey yaparak baktığın zaman, yani etraftaki oyuncular biraz daha çeşitli olsa belki de ilk takımı diyeceğim. Yani çünkü o zaman Amiral Robinson'ın iyi dönemi. Zaten Duncan 21.7 sayı, 11.4 rebound, 2.4 asist, 2.5 blok. Robinson'da 15.8 sayı, 10 rebound, 2.1 asist, 2.4 blok. Yani 2 asistle 2 bloğun üzerinde 2 uzunun yan yana ve birbirlerini çok iyi tamamlayan iki uzun. Ama Duncan'ın çaylak sezonu. Etraflarına baktığın zaman işte Avery Johnson, Sean Elliott, Super Mario Eli. Yani diğer Spurs takımlarına göre biraz daha kadro genişliği, kadro kalitesi aşağıda kalıyor diye düşünüyorum ama bu takım da ikiz kulelerle başladığı için şeye, savunmaya, boyalı alana defensive rating'de birinci. Yani Chicago Bulls, San Antonio eğer bu takımı seçersek, yani öyle sayıların çok yukarıya çıkmasını beklediğimiz bir seri olmaz. Ama bilmiyorum. Yani ben bu takımı pek seçemedim. Yani gönlüm rahat değildi. Bir de lockout season, 50 maç oynanmış. 50 maç oynandı. Yani şimdi Spurs dediği zaman gönül istiyor ki Amiral'in de olduğu bir takım olsun. Amiral'le 2002-2003'te ikinci şampiyonluğunu kazanıyor ama orada Amiral 37. Artık apoletleri sökülmeye başlamış yavaş yavaş. Manu Ginobili ile Tony Parker daha ısınma turlarında. Yani onlar da tam böyle ağırlık koyabilecek düzeyde değil. Bruce Bowen devreye giriyor. Mr. Antipati. Bu esasında Spurs'un en sevilmeyen takımlarından biridir. Çünkü Stephen Jackson da var. Captain Jack. Tabii. O da pek sevilmez. Yani buna da mesela gönlüm rahat değil. Bilmiyorum katılıyor musun ama yani sonra Robinson's olmadan amiralsiz ilk takıma bakıyorum. Nestorovic pivot. Big Shot Rob var. Brent Berry var. Bruce Bowen artık iyice kıl olmaya başlamış. Yani belki de 2005-2006 iki şampiyonluk arasındaki o Dallas'a 4-3 elenen takım belki de en iyi takımdı diyelim. Yani eğer şampiyon olsaydı ben kesin o takımı seçerdim. Ama müthiş bir Dallas takımına ve Nowitzki ile şeye de 4-3 elendiler. Ya bilemiyorum sen yani... Bu iki aday arasında mı kaldınız Murat abi? Üçüncü bir aday... 2013-2014. Ben 2012-2013'ü de çok seviyorum. Çünkü bu sefer işte yani Spurs düzeninin nasıl çalıştığını çok iyi gösteren bir takım. Duncan o ilk geldiğindeki yavaş yavaş amiral rolünde. Parker, Manu artık
yaşlanmaya başlamış. Parker inişe geçmiş. Arkadan Kawhi Leonard'ı buluyorlar. O geliyor. Yani Kawhi Leonard orada kalsa o düzenin nasıl devam edeceğini, yeni parçaların nasıl ekleneceğini, yani 1998'den 2014 diyorsun. Yani çok 16 sene, çok uzun bir süre. Çok uzun bir süre hep buralarda kalmak da çok kolay bir şey değil ve çok büyük bir organizasyon başarısı. Ya ben o takımı bir de şeyden dolayı çok seviyordum. 9 tane uluslararası oyuncu vardı o takımda. Ya yani o hep 10 derler ama ben Duncan'ı saymıyorum. Tabii. Virgin Islands ama Amerika milli takımında oynamış. İtalyan var, Bellinelli, De Colo'yla Dia var, Parker var. Fransız 3 tane. Perry Mills'la Aaron Bain var. 2 tane Yeni Zelandalı. Corey Joseph var. Kanadalı. Thiago Splitter var. Brezilyalı. Manu var. Arjantinli. Bellinelli var İtalya. Bir de Matt Barner var. Uzaylı. Onu... ben onu çok severdim. Yani çok 2013-2014 bir takım. 2013-2014 sezonundan bahsediyoruz değil mi Murat abi? Bu şampiyonluğu Miami Heat'te bir önceki sene kaybedip ertesi sene geri gelip kazanarak şampiyon olan takım bu takım. Aynen. Mesela o bir yıl önce 4-3 Miami'ye kaybeden takım da belki en iyi takımlarından biriydi. Çok zor çünkü onların düzeni içinde böyle bir uzak ara olmuyor. Çünkü hep biri inişteyken biri monte ediliyor. Biri zirvedeyken biri inişe geçiyor. Yeni bir montaj geliyor, şu geliyor falan. Yani globalleşmesini NBA'in en iyi temsil eden takım olduğu için ben en son yani Kawhi'de artık o sistemin nasıl düzenin çalışacağını da ispat etmeye başladığı için ben 2013-14 diyeyim hadi 62 galibiyet. Onu söyleyeyim hadi. Murat abi ben 3 tane takım arasında kalmıştım. Onlara girmeden önce sizin söylediğiniz çok önemli bir şey var burada izleyicilerimizle. Ben de Spurs'u araştırırken zaten biliyordum ama istatistiklerini çıkardım. 98'den 2017'ye kadar Spurs'un inanılmaz bir serisi var. Hiçbir sezon, yani lockout sezonunu dışarıda bıraktığımız zaman 50 maçın altında maç kazanmadı Spurs. Ve de burada bahsettiğiniz gibi ilk başta Amiral var. Duncan çaylak olarak geliyor. Sonra o yükseliyor, Amiral düşüyor. Sonra Duncan düşüyor, Parker ve Ginobili yükseliyor. Sonra onlar düşerken Kawhi çıkıyor gibi bir muazzam bir organizasyon başarısı var. 97 sezonunda 20 galibiyet almış Murat abi Spurs. 3 ve 15 olarak başlıyor Bob Hill. Sonra Pop alıyor ele işi ve 17-47 kötü bir sezonla 97 sezonunu bitiriyorlar. Ve Tim Duncan'ı seçiyorlar birinci olarak. Sonraki sezonlar arka arkaya 56 galibiyet, 37 galibiyet lockout sezonunda. Sonra 53, 58, 58, 60, 57, 59, 63, 58, 56 böyle devam ediyor. Ve Duncan bıraktığında 55 galibiyet son sezonu. 2015 sezonunda. Ondan sonra Kawhi'ye devrediliyor. Bahsettiğiniz o Kawhi geçişi. 67 galibiyet 2016'da. 61 galibiyet 2017'de. Ve adeta bir Kawhi depremi yaşanıyor Spurs organizasyonunda. Ve işler ondan sonra biraz tepe taklak oluyor açıkçası. Yani Popovich Kawhi ile devam etseydi eminim ki bu organizasyon başarısı devam ederek yani şampiyonluk kaç tane olurdu olur muydu ayrı bir tartışma konusu ama 50 üzeri galibiyet, sürekli playofflarda kafaya oynayan takım olmak ve bu kadar küçük bir pazarda, yani San Antonio NBA'deki aslına baktığınızda küçük pazarlardan bir tanesi. Öyle en büyük aldıkları free agent baktığınızda LaMarcus Aldridge'ti. O da Popovich'in etkisiyle, seni yeni Duncan yapacağım vaatleriyle aldıkları bir oyuncuydu ki artık dönemini yitirmiş bir LaMarcus Aldridge. Oyun dışında dönmüş, üçlüye dönmüş bir oyunda. O yüzden baktığınızda Spurs'un organizasyon başarısı belki de yani uzunluk olarak baktığınızda 20 senelik bir dönemden bahsediyoruz. Hiçbir organizasyonun belki Lakers'ın yaşadığını söyleyebiliriz ama hiçbir organizasyon NBA'de bunu yaşamadı bana sorarsanız. O yüzden
Yani 20'şer sezon olarak değerlendirsek Spurs birinci çıkardı bu bu dönemden. Onu söyledikten sonra takımlara geleyim ben Murat abi. Ben de 98-99 sezonunu seçemedim. Aynı sebeplerden dolayı onları değerlendirdim. Ama oradaki hem rol oyuncuları hem lockout olması sezonun biraz farklı yaşanmasına sebep oldu. Kadronun derinliği biraz daha zayıf bir kadroydu. O yüzden ilk üçüme koydum ama seçemedim. Daha çok 2002-2003 ve 2013-2014 arasında kaldım. Ve ben biraz 2002-2003'e daha doğru yaslandım diyeyim. O tarafa daha bir... Amiral'den vazgeçemiyorsun. Hem Amiral'den vazgeçemedim biraz duygusal bakarak. Hem de yine playofflardaki şeylerine baktım. Yani playoff'ta kimlerle eşleşmişler ve nasıl geçmişler diye Murat abi. Bütün rakiplerini 4-2 geçiyorlar playoff'ta. Yani hiçbirini 4-0 değil, 4-3 değil, 4, hepsini 4-2 geçiyorlar. Makine gibi yani. Makine gibi. Suns var 44 galibiyetli. Stephen Marbury, Amare, Sean Marion, Joe Johnson ve yaşlanmış bir Penny. Sonraki turda 50-32'lik bir Lakers. Kobe, Shaq, Fisher, Horry, Rick Fox ve Phil Jackson'ın 3-peat'ten gelen 3 sene şampiyon olmuş üst üste gelmiş Lakers'ını 4-2 geçiyorlar. Ondan sonra 60 galibiyetli bir Mavs takımı geliyor. Nowitzki, Nash, Finley, Van Axel, Leifra Frantz, Raja Bell. Yani çok derin ve birkaç sene sonra şampiyon olacak. O şampiyonluğun temellerini atmış ve de o Nowitzki-Nash beraberliğinin zirveye ulaştığı Mavs takımını yeniyorlar. Finalde de Kidd'in, Richardson'ın, Kenyon Martin ve Kittles'ın oynadığı New Jersey Nets'i yeniyorlar. 49 galibiyetli bir New Jersey Nets ama 2 sene üst üste finale çıkmış bir New Jersey Nets'ten bahsediyoruz. O yüzden baktığınızda yani Lakers 3-peat yapmış bir Lakers'ı elemişler. Sonra Mavericks'in en şaşalı döneminin başındaki Mavericks'i elemişler. Nets'i de tarihinin en başarılı Nets'ini elemişler olarak görüyorum. O açıdan biraz bir adım o takımı ben önde gördüm Murat abi. Ama söylediğiniz 2013-2014'te söylediğiniz gibi orada yani bir Oklahoma City Thunder'ı yeniyorlar. Durant'ın Durant olduğu MVP kazandığı sezon. Heat'i de tarihteki en büyük final farkını atarak dominasyonla yeniyorlar. O yüzden o ikisi arasında çok... Ben biraz o final serisinden de oraya ağırlık kazandı. Senin şimdi seçtiğin bu takımda bak seni dinlerken aklıma geldi. Malik Rose da o sistemin bir ürünü. Tabii. İlk şampiyonlukta Malik Rose hazırlanıyor. Yani üretim başlamış fabrikada. Bu şampiyonlukta Malik Rose ürün. Aynen yani, öyle. O kadar muazzam bir organizasyondu canım. Muazzam. Yani Malik Rose'un kim olduğunu bilmeyen izleyicilerimiz veya işte Malik Rose ne yaptı ki denilebilir. Yine 10 sayı üzerinde sayı ortalaması olan 6.4 rebound, 1.6 asistle katkı yapan önemli bir rol oyuncusu. Yani her zaman Spurs'daki o önemli rol oyuncuların ismi değişir. Bazen Patty Mills gibi bir guard olur. Bazen işte böyle Malik Rose gibi bir oyuncu olur. Hep rol oyuncuları ve önemli katkı yapan veya Bellinelli üçlük katkısıyla o 2013-2014 sezonunda takımda çok önemli bir parçaydı. Dış şutta. Danny Green her zaman bu rolü üstlenmiştir. O yüzden o atıcıyı hep bulmuşlardır. Hep buluyorlar ve de zaten Spurs'u Spurs yapan ve sistemden bahsetmemizin nedeni de bu Murat abi. Yani seçmekte zorlanmak da bundan kaynaklanıyor. Çünkü sistem aynı. Oyuncuların rolleri hafif değişiyor ama aslında aynı Spurs'u izliyorsunuz. Ya Bruce Bowen bile üçü oldu. Yani topu yere vuramayan, birebiri hiç olmayan ama işte biraz sınırları zorlayarak, rakibin kafasına girerek çok iyi bir savunmacı olan Bruce Bowen köşede sen bekle. Artık nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Herhalde her antrenmanda oradan binlerce şut atıyorlar. Yani onu bile otomatik hale getirmişti neredeyse bir. Çünkü diğer taraftaki rolü o kadar önemliydi ki Murat abi. Kobe Bryant'la boğuşacak bir, onu rahatsız edecek bir insana ihtiyaç var. O yüzden o rolü üstlenmesi o kadar önemliydi ki. Veya savunmada Tony Parker'ın zaaflarını kapatıp Bruce Bowen'la bunu kapattıkları için ona da bir rol bulmuşlardı söylediğiniz gibi. O da çok başarılı yapıyordu rolünü.
Valla hangisini seçeceğimizi zorlanıyorum açıkçası. 2013-2014'te de çünkü bir three, big three var. LeBron, Wade ve Bosh'un oldu. Ve LeBron'un kariyerindeki belki en zirve noktadayken gelip 4-1 yenilmesi ve bir büyük bir hezimet var orada. O yüzden her iki takımda yani Durant'in en iyi olduğu ve LeBron'un en iyi olduğu dönemi geçen bir 2013-2014 Spurs'u de var ama o zaman da Duncan biraz düşmüştü. Seçimi evet. Size bırakıyorum Murat abi. Her zamanki gibi uzman seçebilir. Senin argümanların hepsi çok doğru. Yani ben de çok zorlandım. İşte ama bir sonraki tura bir takımı geçirelim deyip pası size atıyorum her zamanki gibi. Seçim vakti olduğu zaman uzman ve üstada bırakılır. Siz buyurun. Siz buyurun seçiminizi yapın. Ben argümanlarımı yaptım. Seçim. Ya ben de çok fark etmeyecek ama. Hadi seninkiyle gidelim. Kırmayayım seni. Tamam. Teşekkür ediyorum Murat abi. O zaman 2002-2003 Spurs'ünü bir sonraki tura geçiriyoruz ve bir sonraki bölümümüzde Chicago Bulls o 72 ve 10'luk Chicago Bulls'la karşılaştıracağız. Kimin kazanacağını konuşacağız. MediaMarkt sundu.